Sayın Genel Başkan Yardımcım Mustafa Bilinç Bey, Sayın Kurucular Kurulu Üyemiz Fevzi Donat Bey, ilimizin çok seçkin, saygın basın mensupları, Gelecek Partisi Van İl Başkanlığı olarak bu kahvaltı programımızdan, kadri teşkilerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bugün sizlerle bir dizi Genel Başkanımızın bana yapacağı program çerçevesinde ki programın içeriğini sizlerle paylaşacağız. Ayın 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun Van ziyareti programı çerçevesinde sizlerle bugün hem bilgilendirme hem soracağımız sorular cevap verme, bu konuda sizlerle yüzleşmek ve hasbihal etmek istedik. Sayın Genel Başkan Yardımcım, kıymetli İl Başkanım, varımızın birbirinden kıymetli, değerli basın mensupları, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle İl Başkanımızın bu davetini icabet ettiğimiz için ben de şahsım ve Gelecek Partisi Van İl ailesi adına teşekkür ediyorum. Evet, Van için önemli bir 3 günlük Gelecek Partisi Genel Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun bir programı olacak. Burada hem il ziyareti olacak, yani ilde ilçe ziyaretleri, STK başkanları, kanaat önderleri, yerel basınla buluşma ve Erciş'ten başlayıp Erciş, Çaldıran, Muradiye, Gürpınar, Gevaş ve İpek Yolu Duşma ilçelerinde halkla, esnafla buluşacak. Genel Başkanımız Van'ı çok önemsiyor. Gerçekten Van Gelecek Partisi ailesi adına çok kıymetli ve çok önemli. Ve Türkiye genelinde yarattığı farkındalıkla Abdülhakim Karabıyık Başkanımızın ve ekibinin başarısından dolayı çok takdir ediliyor ve Genel Başkanımız tarafından da yakinen takip ediliyor. Ve ilk defa Genel Başkanımız Türkiye'de bir ilde 3 gün kalacak. O ilde Van, Van'a ne kadar önemsediğini ve Van Teşkilatı'nın başarısının takdirinin bir ifadesidir diye düşünüyorum ben. Muhakkak Van özelinde Türkiye ile ilgili her türlü sorularınızı Genel Başkanımız sizlere cevaplayacaktır. Ben tekrar hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Çok değerli Kurucular Kurulu Üyemiz, Teşkilat Başkan Yardımcımız Fevzi Bey, kıymetli İl Başkanım, çok değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biraz önce İl Başkanımız programla ilgili açıklama yaptı. Fevzi Bey İl Başkanımızın çalışmalarından bahsetti. Gerçekten böyle geriye dönüp baktığımızda Abdülhakim Karabıyık ile siyaseten 20 yılı aşkın bir süredir birlikteyiz ve her zaman kendisinin samimiyetini, duruşunu ve de en önemlisi çalışkanlığını şahidi olduk. İyi bir ekip kurdu Van ve Van'ımızın ilçelerinde. İnşallah yapılacak ilk genel seçimlerde de bunun semeresini alırız hep birlikte diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerli basın mensupları, Genel Başkanımız seçilmiş son Başbakanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu ayın 15, 16 ve 17'sinde Van'da olacaklar. Tabii 17 Ekim Pazar günü sabah 10.30'da başlayacak olan demokratik geleceğimiz, demokratik geleceğimizin inşası Kürt meselesi toplantısı. Niçin böyle bir isim koyduk? Türkiye'nin toplumsal olarak
ülke genelinde hangi halkların sorunu varsa biz o sorunlar üzerine gidip çalışma yapıp bir dizi toplantılar gerçekleştirdikten sonra çözüm önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmak üzere böylesi bir çalışma yaptık. Biliyorsunuz bu Kürt meselesiyle ilgili yıllardır birçok çalıştay, panel, toplantı yapılmış durumda. Ama yine son günlerde iktidarın küçük ortağı Sayın Bahçeli tarafından dile getirilen, daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayladığı, yine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Destici'nin de Kürt sorunu yoktur söylemlerine karşı biz parti olarak zaten Gelecek Partimizi kurar iken partimizin programına koymuştuk Kürt sorunu ve Kürt sorunuyla iktidara geldiğimizde yapacağımız çalışmalar nelerdir diye. Evet, bugün iktidar ve ortakları Kürt sorunu sona ermiştir diyor. Ancak biz Kürt sorunu vardır diyoruz. Örnek verecek olursak kayyum atamaları ile ilgili. Bizim Doğu ve Güneydoğu'da bir siyasi partinin yani HDP'nin ve seçmenlerin oyuyla seçilmiş 65 belediyenin 59'una şu ana kadar kayyum atanmış durumda. Sadece 6 belediye başkanı görevine devam etmektedir. Doğu ve Güneydoğu'da yani Kürtlerin ağırlıklı olarak yaşadığı bölgelerde böylesi bir durum ile karşı karşıya iken işte iktidar partisinden seçilmiş olan daha sonra görevden el çektirilen işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve birçok ilçe belediyelerinde uygulama nasıl oldu? Uygulama şu şekilde oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı veya il ilçe belediye başkanları görevden el çektirildiklerinde meclis toplandı. Meclis içerisinden aday olanlar meclis üyeleri tarafından seçildi ve bir belediye başkanı atamış oldu. Demokratik sistemlerde bizce de olması gereken böylesi bir durumdur. Kaldı ki yine geçmişte pek de uygulaması görülmeyen ama ilk kez geçtiğimiz yerel seçimler sonrasında uygulanan işte birinci parti değil de ikinci en fazla oyu alan partinin belediye başkanlığı olarak seçilmesi durumu ki bu da antidemokratik bir uygulamadır diye düşünüyoruz. Tabii Kürt meselesi artık geldiğimiz aşamada sadece Türkiye içerisindeki Kürtlerle sınırlı bir durum olmamakla birlikte özellikle son zamanlarda malumunuz olduğu üzere Suriye'deki ve Kuzey Irak'taki gelişmeleri de yakından takip etmemiz gerektiği ve oradaki bir nevi Türkiye'deki vatandaşlarımızla, bizlerle akraba olan o Kürt soydaşlarıyla olan ilişkilerimizi de güçlü bir bağ kurarak güçlendirmek zorundayız. Aksi takdirde bu boşluğu dolduracak olan çok farklı güçler söz konusudur. Kıymetli arkadaşlar, biz Gelecek Partisi olarak tabii bu demokratik geleceğimizin inşası programını sadece Kürt meselesi üzerine de yapmayacağız. Bundan sonraki toplantılarda belki birkaç dizi daha işte az önce Fevzi Bey'in ifade ettiği gibi Marmara bölgesinde özellikle İstanbul'da çünkü Türkiye'de şu anda en büyük Kürt şehri neresidir diye sorulduğunda hatta dünyadaki en büyük Kürt şehri İstanbul'dur şüphesiz.
Dolayısıyla Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde bu toplantıları devam ettireceğiz. Ancak sadece dediğim gibi biz ARGE ve Bilişim Başkanlığı olarak genel başkanımızla yapmış olduğumuz istişareler neticesinde elde ettiğimiz sonuç şu şekilde. İleriki günlerde yine aynı başlık altında ancak alt başlık olarak işte Alevi sorunu ile ilgili toplantılar yapacağız. Azınlıklarla ilgili toplantı gerçekleştireceğiz. Laik, anti-laiklerle ilgili toplantılar gerçekleştireceğiz. Hülasa ülkedeki toplumsal olarak nasıl, hangi konuda sıkıntı varsa bununla ilgili olarak çalışma yapacağız. Zaten bizim Gelecek Partisi'nde görev alan arkadaşlarımız konularında ehliyetli, liyakatli kişilerden oluşuyor. Şöyle ki, örneğin Türkiye'de bugünlerde sıkça tartışılan ve son günlerde takip ediyorsunuz, 6 siyasi partinin temsilcilerinin katılım sağladığı güçlendirilmiş parlamenter sistemin öncülüğünü partimiz yaptı. Profesör Doktor Serap Yazıcı hocamız ilk olarak böylesi bir çalışma yaptı ve gerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Hanım, gerekse CHP lideri Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da biz altına imza atarız dedikleri bu çalışma şu anda bu 6 siyasi partinin üzerinde neredeyse uzlaştığı bir metin haline dönüşmüş durumda. Yine hatırlayacaksınız, ekonomide gelecek modeli olsun ve yine toplumun kanayan yaralarından biri olan EYT, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalar yaptık. Ve yine bu önümüzdeki günlerde artık son halini aldı, en fazla 15 gün içerisinde kamuoyuyla paylaşmayı düşündüğümüz ve toplumun kanayan yarası olarak gördüğümüz KHK'lılar mevzusu. Bununla ilgili de çok kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi hukukçu ekiplerimiz tarafından ve yine İnsan Hakları Başkanlığımız tarafından. Bunu da önümüzdeki günlerde dediğim gibi kamuoyuyla paylaşacağız inşallah. Genel Başkanımızın katılacağı ziyaretler kapsamında İl Başkanımız belki sorulduğunda ilçe ziyaretleriyle ilgili bilgi verecekler. Ancak benim yürüttüğüm bu demokratik geleceğimizin inşası Kürt meselesi toplantısıyla ilgili biraz daha bilgi vermek istiyorum. Bu bölgesel bir toplantı. Davet ettiğimiz kişiler Diyarbakır'dan, Urfa'dan, Şırnak'tan, Muş'tan, ta Malatya'ya varıncaya kadar geçmişte bu konularda çalışma yapmış, maddi manevi olarak bazı bedeller ödemiş, kamuoyu tarafından bilinen, tanınan isimleri davet ettik. Tabii ki ev sahibi olarak Van'dan da birçok katılımcı var. Sağ olsunlar bu davetimize icabet edeceklerini ifade ettiler. Böylesi bir meselenin gündeme getirdiğimizden dolayı bize hatta teşekkürlerini arz ettiler ve katılacaklarını ifade ettiler. Bu toplantı basına açık ve basına kapalı kısımlar olacak. Şöyle ki toplantının ahengi ve belki bazı katılımcıların basına açık olması durumunda ifade etmek istedikleri hususları ifade etmede sıkıntı yaşayabilme ihtimaline karşı biz toplantının sadece açılış ve kapanış kısmını da basını davet edeceğiz. Ama toplantı sonunda yani 18 veya 18.30 sularında Sayın Genel Başkanımız katılımcıların yapmış olduğu konuşmalar neticesinde elde etmiş olduğu bütün o verileri, bilgileri siz değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacak.
Ben bu toplantının ülkemizin, bölgemizin, demokratik hayatımızın inşasına fayda sağlayacağı umudunu taşıyorum. Dediğim gibi sadece Kürt meselesiyle sınırlı kalmayacağız. Toplumun kanayan ne tür yaraları varsa bunların üzerine bütün açık yüreklilikle gidip çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Evet, teşekkür ediyorum.